Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda üçgende alan konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani benzerlik alan ilişkisini 7 özellik olarak benzerlik alan ilişkisini anlatacağız ve son video son özellik. Özellik demeyelim de yani son mantık diyelim daha doğrusu. Evet Sayfa numarası da 76'dayız. Evet diyor ki benzer iki üçgende benzerlik oranının karesi alanlar oranında eşittir. Bunu daha öncesinde de zaten size benzerlikte söylemiştik ama uygulamasını yapamamıştık maalesef. Şimdi alan konusunda olduğumuz için uygulamasını yapabiliriz. Örneğin nasılmış? ABC üçgeni ile DEF üçgeni benzer ise benzerlik oranı nedir arkadaşlar? ABC üçgeni benzerse A açısı ile D açısı eşit ya. A açısı ile D açısı eşit. Benzerlik oranı aynı açının karşısındaki kenarlar oranı. 2 bölü 3. Benzerlik oranı karesi nedir? 4 bölü 9. Yani burada kalan 4 A ise burası direkt 9 A diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bir de aynı şekilde Temel orantı ve kelebek benzerliği diye anlatmadık mı? Biz anlattık. Temel orantı ve kelebek benzerliği de açı açı açıdan çıkıyor diye anlattık size. Şimdi burada temel orantı ve kelebek benzerliği gördüğümüz zaman da yine benzerlik alan ilişkisini uygulayabiliriz. Nasıl mı? Mesela şöyle bir şey. Temel orantı gördüğünüz zaman burası 3K burası K ise eğer benzerlik oranı kaç oluyor? 3 bölü 4 oluyor değil mi? O zaman 3 bölü 4'ün karesi 9 bölü 16. Ya dikkat edin. Burası 9A ise buraya 16A yazmayacaksınız. Normalde üçgenlikte şu üçgenle şu büyük üçgen benzer değil mi? Evet. Yani burası 9a iken tamamı 16a olacak. Buraya 7a kalacak. Buna dikkat edin arkadaşlar. En çok yapılan hatalardan biridir. Çok önemli. Hatta burada iç içe olan üçgenler var ya, şu üçgenle benzer üçgenlerde iç içe olduğu zaman da buna yine dikkat edin. Burası 9a iken tamamı 16a olacak. Yani buraya 7a kalacak diyeceksiniz. Hatta Buradan dolayı şunu da gösterebilirim arkadaşlar size. Bakın ince bir bilgi. Ya bunu kullanabilirsiniz de kullanmayabilirsiniz de. Yani gerek var mı? Valla çok da emin de değilim. Böyle şunlar birbirine eşitse gençler. Şunlar birbirine eşitse. Hatta şunlar da birbirine eşitse şöyle. Şöyle gidiyor. Hatta şurada tek taraflısını gösterelim. Ort taban olduğunda. İlk önce ort tabanı göstereyim. Arkadaş benzerlik oranı kaç burada? 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4. Yani burası A iken burası 4A değil. Ne olacak? Tamamı 4A buraya 3A kaldı. Tamam mı? İşte burası A 3A. Bunu çok kullanıyoruz. Ya bilmeseniz de yine kendiniz de çıkartabilirsiniz. Hocam peki bu eşitlikler böyle devam ederse A, 3A, 5A, 7A, 9A, diye 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 tek sayılar halinde devam edecek. Niye hocam? Benzerlik oranı 1 bölü 2. Karesi 1 bölü 4. A iken 4A. Benzerlik oranı 1 bölü 3. Karesi 1 bölü 9. A iken tamamı 9A olacak. 3A'sı buradaysa buraya da 5A kaldı. Ondan sonra benzerlik oranı kaç? 1 bölü 4. 1 bölü 16 yapacak. A ise tamamı 16A yapacak. E 1, 3, 5 de buraya da 7A kaldı. İspat da buradan geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi geldik kelebeğe. Kelebekte de arkadaşlar yine benzerlik. Benzerlik mesela 2'ye 6 ise şuraya baktığımız zaman arkadaşlar 2'ye 6 olduğunda bakın bakalım şurada yazmamışız burada açıklamasını şurada yazalım. Benzerlik oranı şu bölü şu değil midir? Evet 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 karesi kaç yaptı? 1 bölü 9 yaptı. He, burası A iken burası 9A. 8A demeyeceğiz bak 9A. Bu sefer kelebekteki üçgenler ayrı ayrı. İç içe değil. Yani A iken burası 9A olacak diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kadar basit. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit. Bir de e, hacimlerle ilişkili bir şey var. Onu da katı cisimde anlatacağız. O da benzerlik oranının kübü hacimler oranına eşit oluyor arkadaşlar. O da katı cisme geldiğimiz zaman anlatacağız. Geldik şuraya. Bak soruda a bizim kalıp 1 var. Ne bu hocam? E, eşitlik açı varsa iki üçgende. Yani şu üçgen ile büyük üçgende eşitlik açı varsa hocam ortak açı burası. Ortak açı arıyorduk. E nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi ise nokta karaladığım üçüncü açı çift çizgi olur. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer. A alanlar ilişkisi soruluyor. O zaman benzerlik alan ilişkisi. Noktanın karşısı 2 bölü noktanın karşısı 4. Küçük üçgenle noktanın karşısı 2. Büyük üçgenle noktanın karşısı 4. 2 bölü 4. Yani benzerlik oranımız 1 bölü 2. Benzerlik alan ilişkisi neydi? 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 4 yapacak. Dikkat dikkat. Burası A iken e, burası 4A demeyeceğiz. Niye? Hocam bu üçgenle büyük üçgen benzer. Tamamı 4A olacak. Yani buraya ne kaldı? 3A kaldı. Alan ADE A, e. A bölü alan BCE'de 3A isteniliyor bizden. Cevabımız da böylelikle 1 bölü 3 çıkar. Geldik şu soruya. A alanlar isteniyor. 90'lar 2'dekiden fazla. Alfa beta'ya gireceğimiz belli. Alfa 90'sa sıra buraya beta. Alfa 90'sa burası da beta oldu. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu. Hocam benzerlik oranı karesi alanlar oranı eşittir diyeceğiz. Bu arada burada kalan A iken şu alanda A verilmiş arkadaşlar. Şöyle baktığımızda. E benzerlik oranı ne burada? Alfanın karşısı 2 bölü alfanın karşısı x değil midir? Evet. 2 bölü x'in karesi benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşittir. Hocam alanlar oranı A bölü A değil. Bu üçgenle büyük üçgen benzer A bölü 2 A eşittir. Şunlar şunlar gitti. Yani 2 bölü x'in karesi 1 bölü 2 yaptı. Karesini alıp da işlemde yapabilirsiniz de bence gerek yok. Her iki tarafın kare alsak 2 bölü x eşittir. 1 bölü kök 2 mi geldi? Evet işler dışlar yaparsak x de 2 kök gelir arkadaşlar. Evet sorumuzun cevabı da böylelikle 2 kök yaptı. Geldik bir sonraki soruya. İnce bir soru. Güzel bir soru. Şöyle bir e, şeye de bakar mısınız? Benzerlik ilişkisi de var arkadaşlar burada. Bakalım o benzerliği kurabilecek misiniz? Bu soruyu ilk başta bir videoyu durdurup kendiniz yapar mısınız arkadaşlar? Lütfen bir uğraşın. Verilen bilgileri bakalım kullanmayı öğrenebildiniz mi? Ya bu niye verilmiş? Şu niye verilmiş? Ayrımı yapabiliyorsanız olay bitti. Onu söyleyeyim. Şimdi hadi bakalım durdurun. Siz yapın. Yapsanız bile izleyin şimdi beni. Hadi bakalım. Burası K iken AC uzunluğu K iken C uzunluğu 2K verilmiş. A hocam ne var burada? Bir kere 90'lar havada uçuşuyor. Alfa beta'ya dalacağımız da belli. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Burada alanlarla ilişkili bir şey vermişler. Hmm. Alan ABC. Alan ABC. Bir de alan CDE'nin dörde bölünmüş hali neymiş? 27 yaşaymış. Şu an alanları kullanamıyorum. Hocam iki üçgen benzer. Benzerlik alan ilişkisi olduğu belli. Bakıyorum betanın karşısı K bölü. Betanın karşısı A. Burası boş. Bir şey yapamıyorum burada. Alfanın karşısı. Alfanın karşısı burada var ama burada boş. Benzerlik yok. 90'ın karşısı X. 90'ın karşısı 2K. Hiçbir şekilde burada benzerlik benzerlik yapamıyorum. Hocam ne yapacağız? E dikkat et burada şuradaki üçgende arkadaşlar 90'ın karşısı 2K değil mi? Buradakinde beta'nın karşısı K. E ne yapacağız hocam? E o zaman keşke bu da 90'ın karşısında olsaydı değil mi? O zaman şunu yapabiliriz. Bak K ile 2K arasında ilişki kurmaya çalışıyorum. Hocam burada 90'ın karşısında bu. O zaman burada da bir dik çizersem 90'ın karşısında oluyor mu? Oluyor. He, alfa 90 beta Şimdi şu üçgenle şu üçgenin benzerliğinden bahsedebiliriz. Benzerlik oranı ne oldu? Bak K2K mantığını kullandım burada. Burada 90'ın karşısında burada da 90'ın karşısında oldu dedim. Ee, burada benzerlik oranı ne? 90'ın karşısı K iken 90'ın karşısı 2K. Ha, benzerlik oranı 1 bölü 2. O zaman alanlar da aşağıda işin içine girmiş ya. Benzerlik oranının karesi alanlar oranı eşit. 1 bölü 4. Yani burada kalan A iken burada kalan 4A. Şimdi gel yaz. Alan ABC, alan ABC. Şuraya da X alanı demeyeyim de B alanı diyeyim. Alan ABC, B alanı eksi alan CDE bölü 4. Alan, pardon alan ABC'ye bakıyorum. ABC yani B artı A eksi alan CDE. Alan CDE 4A bölü 4 demiş arkadaşlar burada. Eşittir 27'ymiş. 4 nerede ay? A eksi A'dan bunlar da gitti. Buradan ne geldi? B alanı 27'ye eşit oldu. Bak sen şu işe. B alanını bize 27 vermişler. Hocam burada herhangi bir kenar var mı diye bakıyorum. Yok. CD'ye 12 vermiş. A şeyi kullanabilirim ben. ben benzerlik oranı 1'e 2 değil mi? Evet. Alfanın karşısı 12 ise alfanın karşısı burada nedir? 6'dır. Çünkü benzerlik oranı 1'e 2. Alfanın karşısı 12 ise büyük olan da alfanın karşısı burada da yarısı. Yani 6 olacak. A hocam şu B alanını vermişler. Bu bir dik üçgen. Buraya da A diyecek olursam o zaman 6 çarpı A bölü 2 27 eşit değil midir? 6 çarpı A bölü 2 eşittir 27 ise A'yı buradan kaç buluruz? 9. A 9. Dikten dik çizilmiş zaten öklük bağıntısı. Şuraya da B diyecek olursam o zaman öklük bağıntısı yapacağım. 6'nın karesi 9 çarpı B'ye eşit. 6'nın karesi de 9 çarpı B'ye eşit. 36 bölü 9'dan kaç çıktı B? 4 çıktı. O zaman B'de 4 çıktı arkadaşlar. X uzunluğu da neye eşit oldu arkadaşlar? Baktığımız zaman 9 ile 4'ün toplamına yani 13'e eşit oldu. Güzel bir soru. Bayağı bir şey var değil mi? Konu var değil mi için içerisinde? Benzerlik var. Eksim var. Ondan sonra alan var. Benzerlik alanı çekisi. Öklit bağıntısı var. Değil mi? 4 tane konu birden. Artık ÖSYM böyle konuları iç içe soruyor arkadaşlar. O yüzden böyle sorulara dikkat edin lütfen. Evet güzel bir soruydu. İnşallah yapmışsınızdır, yapabilmişsinizdir. K ile 2K mantığını nasıl kullanabilirim sorusunu soran arkadaşlar büyük ihtimalle yapmıştır diye düşünüyorum. Önemli olan da bu soruları sormak. Yani bu soruları niye soruyorsun? Verilen bilgiyi kullanabilmek için soruyorsun. Verilen bilgiyi kullandın. Yazdım buraya alanları da. Çünkü alan ilişkisi olduğu belli. E burada verilen bilgiyi de kullanınca direkt çıktı. Sonrası bildiğiniz işler zaten. Geldik buraya. Yani son soruya arkadaşlar. Bir de şöyle bir soru yazmak istedik tabii ki. AF bölü PC 2'ymiş. Yani burası 2K iken burası K. BD bölü DC 2 bölü 3'müş. Yani burası 2A iken burası 3A olarak verilmiş arkadaşlar bize. Şimdi ne var burada? Paralellik mi verilmiş bir de? Hocam şununla da şu birbirine paralel verilmiş. E bunlar birbirine paralelse 2'ye 1 oran varsa burada da 2'ye 1 oran vardır. Peki şu üçgende ayrı bir temel orantı var. Bu üçgende de ayrı bir temel orantı var. O zaman şöyle yapalım. 2 bölü 3. 2 bölü 3'ün karesi nedir arkadaşlar? 4 bölü 9. O zaman burası 4A iken burası 9A değil. Dikkat edin. Tamamı 9A. Buraya 5A kaldı. E hocam 3A'da kalan 9A ise 2A'da kalanı yazabilirim ama burayı paylaştırırken de sıkıntı yaşayacağım. Bence şöyle yapayım. Burada da 2 bölü 3 oran var. Evet. Karesi 4 bölü 9. Yani burası 4B iken burası nedir arkadaşlar? 5B yazabiliriz. Şimdi tabanlar oranı alanlar oranı eşit değil midir? Evet. Tabanlardaki orana girdik şimdi arkadaşlar. Bu 2A ile 3A muhabbetini kullanacağım. 2A bölü 3A tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. 9A bölü pardon 9B bölü 2A bölü 3A yaptım çünkü. 9B bölü 9A'ya eşittir. Şunlar şunlar gitti. Şunlar şunlar gitti. B bölü A kaça eşit oldu arkadaşlar? 2 bölü 3'e eşit oldu. Yani B dediğim 2S ise A dediğimiz 3S olacak olmak zorunda. He, B dediğimiz 2S ise 4B ne yapıyor o zaman? Bunun yerine 2S yazınca 4 kere 2 8S yaptı. S1 dediğimiz 8S yaptı. 8S bölü S2 dediğimiz A dediğimizde 3S değil mi? A yerine 3S yazarsak 5, 5 kere 3 15S yaptı. S2 dediğimizde 15S yaptı. Bunlar da sadeleşince ne kaldı cevap? Bizden S1 bölü S2 isteniyor arkadaşlar. Cevabımız o zaman kaç çıktı? 8 bölü 15 çıktı sevgili gençler. Ve böylelikle benzerlik alan ilişkisinde de bitirdik arkadaşlar. Yani alan konusunun konu anlatımı bitti. Sırada ne var? Açı kenar bağıntılar var. Onu da önümüzdeki hafta işleyeceğiz. O zaman bir sonraki konu anlatımında açı kenar bağıntılarının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.